Nasıl gidiyor? Alıştın mı bari? Alıştım müdürüm, çok teşekkür ederim. Toplantı için bir şey eksik olursa hemen bana haber edersin. Tabii ki müdürüm. İyi. Pardon müdürüm, bakabilir misiniz acaba? Ne oldu? Müdürüm, ben gariban bir babanın oğluyum. Buna rağmen bana burada iş verdiniz. Çok teşekkür ederim. Önemli olan senin gariban veya zengin olman değil. Önemli olan senin bu görevi hak edip hak etmemendir. Ve sen bu görevi fazlasıyla hak ediyorsun. Çok teşekkür ederim müdürüm. Bu zamana kadar hep torpilimiz olmadığı için işe almadılar da. Doğrudur, doğrudur. Ama bu başkan öyle bir başkan değil. Tüyü bitmemiş hiçbir yetimin hakkını yedirmez. Hadi sana kolay gelsin. Başkanım, toplantı odası hazır gibi. Misafirleriniz ne zaman gelir acaba? Bilmem, birazdan gelirler herhalde. Görüyor musun Yılmaz? Göreve başladığımız andan itibaren sürekli zorluklarla uğraşıyoruz. Doğrudur başkanım. Belediye mantığını hizmet yerine eşe dosta peşkeş çekerek yapılırsa işte böyle olur. İşte biz bu kirli zihniyeti ortadan kaldıracağız Yılmaz. Yok öyle ya ama. Buraya gelen çalmak, eşe dosta kıyakçılık için değil, halka hizmet için gelecek. Çok haklısınız başkanım. Bizim halkımız da sanki bu konuyu biraz suistimal ediyor. Kendi seçtiklerini gözünde büyütenler var. Bu halkın suçu değil Yılmaz. Halkın seçtiği kişiler kendilerini halktan üstün görmeye başlarsa halk da onları bir halt sanır. Oysa ki hiçbir halt değiliz. Sadece halka hizmet etmeye gelmiş geçici hizmetçileriz biz. Kesinlikle haklısınız efendim. Umarım halkımız geçici hizmetçilerini gözlerinde büyütmezler. Ne diyeyim Yılmaz? Umarım. Efendim, ben etrafı bir kontrol edeyim. Eğer bir gelişme olursa size haber ederim. Abi sen günlerdir ne yapıyorsun ya? Ya soruyorum cevap bile vermiyorsun ya. Oğlum senin aklın ermez lan, gizli iş peşindeyim. Sus bir dakika. Niye abi, salak mıyım ben ya? Söylesen anlarım ben. İyi söyleyeyim, beni kovan başkanın açını arıyorum. Oldu mu şimdi? Allah Allah. Abi böyle uzaktan mı arıyorsun? Ne yapayım, içeri giremiyorum. Anladım abi. Peki açık ne? Ne olursa olsun, yeter ki bok atacağım bir şey olsun. Ama bu herif de hiç açlık vermiyor be. Abi belki de çalıp kendini belli etmeyenlerdendir. Ne biliyor? Olabilir. Demek ki ustarsız. Kendini belli etmiyor. Ama benim ne yapıp ne edip içeri gitmem lazım. O pisliği atmam lazım arkadaş. Çözeceğim. Hanım benden ekmekle yoğurt istemişti. Onu da oturdun bana. Adamın derdine bak. Ben gizli iş diyorum. Sen yoğurt ekmek yiyorsun ya. Ne yapayım abi? Elime akıyorum. Zaten her şeye zam gelmiş. Daha fazla zam gelmeden gidip alayım ben. Hadi görüşürüz. Git git sen de git. Bedri cebine düşkün gibi sen de sat beni. Adından da belli lan. Hayranında satar diye isim mi olur oğlum? Tek başıma alacağım. Tek başıma. Tamam baba, sen hiç merak etme, her şey yolunda. Aferin oğlum benim. Sana güveniyorum. Aman bizi mahcup etme. Başkan ne diyorsa yap. Çünkü o sana yanlış işler yaptırmaz. Biliyorum baba, çok farklı bir başkan. Sadece halk diyor, başka bir şey demiyor. Onların değil de halkın onlardan daha üstün olduğunun farkında çünkü. Hadi kolay gelsin oğlum, görüşürüz. Allah'a emanet ol. Galiba başımıza gelen nadir güzel insanlardan biri olsa gerek. Helal olsun başkan be. İnşallah senin örnek alan çok olur. Efendim, gelen giden yok. Biraz daha bekleyelim. Eğer gelmezlerse gider işimize bakarız. Efendim, gelecek olan kişiler kimlerdi acaba? Durumu iyi olan iş adamları Yılmaz. Yoksul insanlar için başlattığımız kampanyaya katılmak istediklerini söylediler. Çorbada bizim de tuzumuz olsun dediler. Anladım başkanım. İyi düşünmüşler. İşin aslına bakarsan ben pek katılacaklarına ihtimal vermiyordum. Neden başkanım? Çünkü belediye içerisinde yapılacak olan ihaleleri ihale yapılmadan önce almak istediklerini söylediler. Başkanım, haddime değil ama siz bunu kabul mü ettiniz? Hayır Yılmaz. Onun için dedim ya, projeye katıldıklarına şaşırdım diye. Göreceğiz. Anladım başkanım, anladım. Buyurun efendim, kime bakmıştınız? Ben buranın asıl sorumlusuyum. Sen yenisin galiba. Evet efendim, yeni başladım. İyi iyi, ben de birkaç gündür izindeydim. Ne var ne yok? Anlat bakayım. Sorun yok efendim, her şey yolunda. İyi bakalım, öyle olsun. Başkan ne yapıyor? Yoluna bakıyor mu? Cukkaları indiriyor mu? Vallahi ben öyle bir şey görmedim efendim. Başkan öyle biri değil ki. Sen öyle san. Beraber az yemedik, rüşvete bayılır kendisi. Senin ne işin var burada? Efendim, izinden gelmiş kendisi. O süreli değil, süresiz izinden çıkmıştı. Hadi çık dışarı, çık!
Ama bu bir haksızlık. Başkana bir husus iletmem lazım. Beni zor kullanmaya mecbur etme. Çık dedim sana, çık! Yılmaz, ne oluyor burada? Başkanım, senin ne işin var burada? Çık dışarı! Başkanım, ben haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Beni tekrardan işe almalısınız. Neden seni işe alacakmışım? Çünkü ben buraya yıllarımı verdim. Verdiğin o yıllar içerisinde cebini bayağı bir doldurmuşsun Feyzullah Efendi. Hepsi bir bir ortaya çıktı. Öyle değil mi Yılmaz? Doğrudur başkanım. Ama başkanım. Uzatma, çık dışarı. Bir gün adaylığımı koyup kazanırsam işte o gün ben sizi kovacağım buradan. Senin gibi üçkağıtçılara millet oy vermiyor artık. Bunu bir daha gözüm görmesin. Tamam başkanım. Peki öyle olsun. Müdürüm az kalsın unutuyordum. Bu zat başkana geldi de buyurun. Ne ki bu? Ver bakayım. Bilmiyorum efendim, az önce kurye getirdi. Tamam sağ ol. Ben başkana iletirim. Sen işine bak. Tam düşündüğüm gibi Yılmaz. Bize duydukları ilgiden dolayı teşekkür edip gelmeyeceklerini bildirmişler. Efendim, telefonla da haber verebilirlerdi. Neden böyle bir şey yaptılar ki? Bilmem. Bu şekilde herhalde prestijlerini koruduklarını düşünmüş olmalılar. İhalelerde öncelik tanımadığım için yardım yapmayacaklarmış. Kendileri bilir efendim. Aynen öyle. Kendileri bilir. Birisi de çıkıp Allah rızası için yapayım demiyor. Yoksullar üzerinden bile prim kasıyorlar Yılmaz. Aynen öyle efendim. Çok haklısınız. Hatırlıyor musun Yılmaz? Hani sana demiştim ya, yolumuz uzun. Halk için daha çok şey yapacağız diye. Evet efendim. Çok iyi hatırlıyorum. İşte biz halk için bir şeyler yapmaya çalıştıkça rahatsız olan çok oluyor. Ve bu da şunu gösteriyor ki biz doğru yoldayız. Ne demiştik Yılmaz? Her şeyden üstün olan sadece halktır. Tabii ki halktan sonra. Bu halk ne şanslı ki sizin gibi bir belediye başkanı var. Bu halk en güzel şeyleri hak ediyor Yılmaz. Yeter ki bu halkı kandırma. İşte o zaman sana yüreğini verirler. Bu yürekli halka hizmet etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yürü Yılmaz, yürü. Çok işimiz var, çok!